Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevresel yaklaşımı, güneşten enerji ve gelir elde ederek kazanan belediye olma isteğiyle 2017 yılında güneş enerji santralleri kurmaya başlanmıştı. Her geçen gün güneşten aldığı enerjiyi artırmak için yeni projeler yapan Alanya Belediyesi, mevcut kurulu gücünü artırmak için GES güçlendirme doğru akım güç artışı projesini hayata geçirdi. Toslak Mahallesi'nde projelendirilen güneş enerji tesisine ilave olarak 1080 adet panel yerleştirilerek 286 kilowatt saat enerji üretimi yapılacak. 2020'de hazırlanan güç artışı projesi Ankara TEDAŞ tarafından onaylandı ve ihale işlem dosyası hazırlanarak ihale süreci başlatıldı. Tesis inşaat işleminin tamamlanmasıyla da üretim başlanmasının ardından Alanya Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde Akdeniz EDAŞ'ı temsilen Müşteri Operasyonları Direktörü Pervin Acar, Akdeniz EDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Emin Şekeroğlu ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in katılımlarıyla güç artışı projesi sistem kullanımı anlaşması imzalandı. Güçlendirme projesiyle GES 1, GES 2, GES 3 santrallerinin 3583 kWh olan kurulu gücü 3880 kWh'e çıkartıldı ve toplam panel sayısı 14563'e yükseldi. Güçlendirme projeleri Alanya Belediyesi Güneş Enerji Tesisi'nin performansını %25 artırdı. 2017 yılında kamu kurumları arasında en büyük güneş enerji santrali olarak faaliyete başlayan Alanya Belediyesi GES 1, GES 2, GES 3 lisanssız elektrik üretimi santrallerinde devam ederek 2017 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanıp yaklaşık 25.500 ağacın kesilmesini önledi. Ayrıca kurumun iklim değişikliği ve enerji eylem planları çalışmaları kapsamında yaklaşık 3426 ton karbondioksit salınımı engellendi. Yenilenebilir enerjide hem bir özgürlük hem de belediyemize bir ek ekonomik kaynak sağlamak istedik ve 2015 yılında bu çalışmaya başlamıştık. Gerekli izinlerin